Merhaba arkadaşlar, Oyun Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Bir ayda hesap fırlamada bugün 8. gündeyiz arkadaşlar. Kadromuzu az da olsa güçlendireceğiz. Ben bir ayda hesap fırlamalarda en büyük güçlendirmeyi en son gün, son hafta gerçekleştirmekteyim. Haftalık böyle ücretsiz paket açılımlarımız, hediyelerimiz varsa da alıyorum. Ama asıl en büyük güçlendirme son hafta olacak. Şimdi bizim bedava Player of the Week açma hakkımız var. Kazandıklarımız var. Onları bir toplayalım. Kadromuzun 8. gün itibariyle bir haline bakalım istiyorum. 71 tane hediye kutusunda alacağımız var. Tümünü al diyelim. Player of the Week ücretsiz açma hakkımız vardı. Neymar'ı da aldık penaltıdan. O da güzel oldu. Yüksek seviyeli bir isim. Şu an 170 e-futbol paramız var. Fakat bu daha da artacak. Başlangıç görevlerinden de alacaklarımız var. 100'ü buradan aldık. Menajerimize iliştirdik. Buradan da 100 bin GP. Şu an 1 milyon GP'yi geçtik. Menajer de alabiliriz ama ben biraz daha bekleyeyim arkadaşlar. Hedefe geldiğimiz zaman buradan 250 futbol parası alınabiliyor ama ben henüz daha o kadar tamamlamadım arkadaşlar. Zamanımız var. Toplamda 250 futbol parası toplayabiliyoruz. 100 veriyor, sonra 50-50 yine devam edeceğiz. Tümünü al dedik. Ücretsiz oyuncu hediyelerimizi aldık. Buradan da birazcık GP futbol puanı hediyeleri. Sözleşme kısmında 8 demekte. 4 tane burada, 4 tane de orada var. O diğer taraf çok önemli, renkli kartlar. Ama adaylı sözleşmemizi kullanacağız arkadaşlar. Ödegaard'ı alalım. En yüksek seviyeli isim. 5 yıldızlı burada açma hakkımız kaç tane var? 3 tane. İlk başta işimize yarayacak. Orta sahaya. Mesela bir Kevin De Bruyne gelse en sonda da kadromuzda olur. Bellingham gelse en yüksek seviyeli isim. Keşke yüksek seviyeli bir isim çıkarabilsek. Barella geldi. Çok kötü oldu. Bizde zaten Barella'nın renkli kartı vardı. Yani biz bu kartı sileceğiz arkadaşlar. GP ve antrenör kazanacağız. İkinci gelen isim Delit oldu. Fena değil. Güzel bir stoper çıkardık. Şimdi kaleci gelecek arkadaşlar. Courtois gelse. Ben hep Courtois istiyorum. Olmadı. İşte Liverpool'un kalecisi Alisson olabilir. Ter Stegen de olabilir. Barcelona takımının kalecisi. Ederson da olur. Neuer. Hiçbir olmadım. Aa, Courtois. Courtois geldi ve ben hep Courtois'ı en çok isterdim arkadaşlar. Genelde gelmezdi. Mesela en çok Kobel gelirdi. Ama Courtois geldi. Bu serimizde bir günde bir haftada gibi hesap fırlamalarda Courtois'ı daha önce çıkarabildik mi hatırlamıyorum. Çok nadirdir. Çıkardıysak bile çok azdır arkadaşlar. Belki bir hesaba çıkarmışızdır. Mbappe ve Courtois çok zor geliyordu. Courtois'ı çıkardık. Şu an kalemiz emin ellerde. Burada 3 tane oyuncu hediyesi. Hakimi en yüksek seviyeli isim. Bu gelenleri fullemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunların yine farklı kartları belki ilerleyen haftalarda gelebilir. Belki Messi paketini alırız. Oradaki hakimi de gayet güzel bir hakimi. 99 seviyeye kadar çıkıyor. En son fulleyelim. İlk gelen isim de en yüksek seviyeli futbolcu oldu. İkinci gelen isim ise Locatelli. Sonra da Liverpool'lu Gomez kaldı. Üçüncüye de Gomez'i çıkardık. İlk başta işimize yarayacak futbolcular. Hem de etkinliklerde en azından biraz daha fazla etkinlik puanı verebilir ligine göre. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi Player of the Week ücretsiz açma hakkı. Keşke Saka'yı çıkarabilsek arkadaşlar. Ama Lewandowski gelmesin de kim gelirse gelsin de modundayım. Çünkü Lewandowski bizde var. Hediye edilen Lewandowski. En azından şu an diğer futbolcular işimize yarar. Barella'da olduğu gibi aynı isim gelmesin. Keşke Saka'yı çıkarabilsek. Güçlendiricisi çalıştığında 102 seviyeye kadar ulaşıyor. Çok yüksek seviyeli bir futbolcu. Sadece ücretsizimizi kullanalım. E-futbol parası harcamayalım. Şimdi ileride gelecek Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i çok güzel olursa orada harcayabiliriz ama. Bastık gitti. Şu yarınki Player of the Week'te Erling Haaland olacak. Belki onun için de zorlar mıyız? Pakete bakmak lazım. Hadi be Saka. Olmadı. Saka olmadı. İngiltere Ligi'ne gittik. Isak oldu. En azından işimize yarayacak bir isim. Keşke 99 seviyeli falan olsaydı. Seviyesi çok yüksek değil arkadaşlar. Ama şu an işimize yarayacak bir forvet. Bir ayın sonunda büyük ihtimalle Isak kadromuzda olmaz gibi. Öyle düşünüyorum. Çok güçlü bir kadro çıkarmamız gerek. Adaylı sözleşmelerimize baktığımızda 5 yıldızlı bir tane var. Burada en yüksek seviyeli isim Ödegaard. Ben şimdi Ödegaard'ı alacağım ama şöyle kötü bir durumla karşılaşabiliriz. İlerleyen haftalarda bir daha Ödegaard'ın kartı olur da çıkarırsak çok kötü olur. Umarız o durum başımıza gelmez. Yani Ödegaard'ı aldım, bir daha Ödegaard gelmesin bize. Adaylı sözleşmemiz boşa gitmesin. Tek 5 yıldızlı adaylı sözleşmemi Ödegaard için kullandım. 4 yıldızları da kullanalım. Etkinliklerde işimize yarıyor arkadaşlar. Japon Ligi etkinliği oluyor. Brezilya Ligi etkinliği oluyor. Böyle farklı paketlerden yapalım. Mesela Meksika Ligi. Buradan bir tane 4 yıldızı alalım. Sadece etkinliklerde kullanmak için alacağım. Şuradan
en yüksek seviyeli alayım dedim. Sağ açık futbolcusu var. Birçok yerde de oynayabilmekte. Sol bekimizi hatırlayamadım. Şu an kadroda Pavar vardı. Biz en iyisi bir sol bek alalım. Japon liginden bir tane de 3 yıldızlı alalım. Şurada kaleci var. Artık kaleciye ihtiyacımız yok ama kimi alalım? Şu santraforu alalım bari. Anlaş dedik. 3 yıldızlığımızı da yine bir Japon ligi futbolcusuyla kullandık. Şu an herhangi bir ücretsizimiz, adaylı sözleşmemiz kalmadı. Ben maç biletinde de kaça kadar geldim arkadaşlar? Bir de ona bakalım. 50'ye kadar geldim. Buradaki antrenörleri şimdilik aldım. 50. maçı da oynadığımızda 10 günlük sözleşme yenileme bileti veriyor. Orta ve aşağının kilidini açmıyorum çünkü gelecek maç biletinde indirimli olacağı için çok karlı bir alışveriş olacak. Harcayacağız ama harcadığımızdan daha fazla futbol parasını oyun bize geri verecek. Çünkü biz hiç açmadığımız için bize çok uygun oluyor. Oyun planı dediğimizde 8. gün itibariyle kadromuz bu şekilde. Ödegaard yüksek seviyeli, Jesus var, Lautaro Martinez var, Valverde var. Tabii güçlendiricisi çalışırsa en son bölümde çok işimize yarar. En sonunda kadromuz olacak isimlerden bir tanesi de Barella olacak. Hakimi duruma göre Lionel Messi paketini alırsak oradakini fulleriz arkadaşlar. Neymar, Lewandowski de duruma göre. Ama Neymar'ı şu an bile fulleyebiliriz. Son bölümde bile 101'lik Neymar kadromuzda olur gibi görünüyor. Ama ben yine de antrenör şimdilik harcamayayım arkadaşlar. Bu isimleri olur da ilerleyen dönemde çıkarırsak Player of the Week paketine gelirler filan. En azından antrenörlerimiz şimdiden boşa gitmesin. Son bölümde, son haftada oyuncularımızı güçlendiririz. Tarihi de göstereyim bu arada. Bugün 8 Mayıs Çarşamba günündeyiz arkadaşlar. 1 Mayıs tarihinde başlamıştık. 30 Mayıs günü sona erecek bu bir ayda hesap fullememiz. Umarız yıl dönümü kampanyası da çok güzel olur. Kadromuzun gücüne güç katacak isimler ya da hediyeler de olursa bu kadro bayağı güçlü bir kadro. Bir ayda olacak gibi düşünüyorum, umuyorum arkadaşlar. Sizler de yoruma görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.